Burada evet farklı sözcüğünü eğer müteferrit sözcüğünü kullanarak tercüme etmek isterseniz birbirinden ayrı yani uzak aynı evde oturmuyor mesela biri İstanbul'da biri Sivas'ta anlaşılır. Müteferrit ayrı birbirinden ayrı demek. Buradaki farklı muhtelif sözcüğüyle ifade edilecek. Efendim muhtelif yani birisi mesela uzun, diğeri kısa, birisi efendim çalışkan, diğeri tembel gibi. Evet. Onun dışında cümleyi doğru tercüme ettiniz. Önce özneyi yazdınız. Hasenun ve Aliyun. Öznemiz, müptedamız. İkil olduğu için haberi de ikil yaparak önce ehaveyni dediniz. Ehaveyni. Sonra da sıfatını getirdiniz. Muhtelifeyni. Yani doğru cümle kurdunuz. Hasenu ve Aliyun ehaveyni muhtelifeyni. Tamam. Bir sonraki cümleye geçiyorum. Hasan Ali'nin sevdiklerini sevmiyor. Burada asıl ögemiz Hasan ve sevmiyor. Ali'nin sevdiklerini nasıl tercüme edeceğiz? Şimdi Ali seviyor diyeceğiz. Efendim bunu fiil ya da isim cümlesi olarak yapabiliriz. Yuhibbu Aliyun. Bunun başına ellediği getirdiğimizde bir de kastedilene dair bir zamir koyduğumuzda sıla cümlesinde Ali'nin sevdiği, Ali'nin sevdikleri anlamını elde ederiz. Buradaki ellediği yerine istersek ma ismi mevsulünü de getirebiliriz. Şimdi önce Hasenun sevmiyor diyelim. Hasan sevmiyor. Hasenun la yuhibbu. Hasan sevmiyor. Neyi sevmiyor? O şey ki Ali onu efendim seviyor. Yani Ali'nin sevdiklerini derken başına isim mezul getiriyoruz. Hasenun la yuhibbu. Hasan sevmiyor. Neyi? Ellezî yuhibbuhu Aliyun. Buradaki ma'yı kaldırayım ve cümleyi tekrar alternatifli yazayım. Çünkü ellezî'nin yanına ma koyunca sanki ma'yı da kullanmak gerekiyor şeklinde anlamayın diye. Yani şuradaki ellezî yerine ma'yı koyabilirsiniz. Buradaki ma olumsuzluk bildiren ma değildir. Buradaki ma ismi mevsul olan ma'dır. Ellezî konumundaki ma'dır. Efendim, ismi mevsulden sonra kastettiğimiz şeye, kişiye dönecek bir zamir hemen hemen her zaman bulunur. O yüzden yuhibbu'dan sonra hu zamirini getirdim. Çünkü burada Ali'nin sevdikleri derken Ali'den bahsetmiyorum. Ali'nin sevdiği şeyden bahsediyorum. O yüzden zamir iyi gelecektir buraya. Efendim burada ellezî yuhibbu aliyyun ifadesinin bütün olarak yani nesne olduğunu söyleyeyim. Aynı durum ma yuhibbuhu aliyyun içinde geçerlidir. Efendim evet Betül aliyyun önceki cümle şuradaki Hasenun la yuhibbu lezî yuhibbu aliyyun. Şimdi Ali de Hasan'ın sevdiklerini sevmiyor. Hani ikisi birbirinden farklıydı ya. Bunu destekleyici iki cümle. Burada ise Ali özne sevmiyor. O da yüklemdir. Yukarıda Hasan özneydi. Aşağıda Ali özneydi. Aliyun la yuhibbu. Burada ayrı yazılan Türkçedeki D daha vardı ya. Efendim bunu eydan sözcüğüyle tercüme edelim. Aliyun la yuhibbu eydan. Ali de sevmiyor. Neyi sevmiyor? O şey ki Hasan onu seviyor. Efendim Hasan onu seviyor cümlesinin başına yuhibbuhu Hasanun ismi mevsul getirdiğimizde
ellezî, Hasan'ın sevdiği anlamı elde edilir. Ve buradaki Hasan'ı sevdiği ya da çoğul getirerek sevdikleri de diyebiliriz. Nesne öbeğidir. Aliyun la yuhibbu eydan ellezî yuhibbuhu Hasan'ın. Efendim bunun başına Betül'ün de ifade ettiği gibi vav getirmek çok isabetli olur. Efendim. Fakat onlar birbirlerini severler. Bak, Hasan Ali'nin sevdiğini, Ali de Hasan'ın sevdiğini sevmiyor ama onlar birbirlerini seviyor. Daha önceden birbirlerini seviyor ifadesinin nasıl tercüme edildiğini efendim söylemiştik. Burada tekrarlıyoruz. Fakat onlar, şimdi fakat ifadesini lakin ya da lakinle ile ifade edebiliriz. Lakinle diye ifade edersek isim cümlesinin önüne getirmemiz gerekiyor. Hani inne ve kardeşler isim cümlesinin önüne gelir idi ya. Lakinle dedik biz burada. Onlar diyeceğiz. Onlar iki kişi olduğu için humayı kullanmamız gerekiyor. Lakinne huma özne bitti. Şimdi yükleme beyine geçiyoruz. Birbirlerini severler. Birbirlerini sevmek için ahabbe diye bir fiil var tefaül babından. Bunun muzarisini yetehabbu ikili yaparak yetehabbeni diyebiliriz. Efendim istersek lakinnehuma yuhibbu ba'duhumal ba'd şeklinde de söyleyebiliriz. Lakinnehuma yetehabbani veyahut lakinnehuma yuhibbu ba'duhumal ba'd. Ba'duhumul ba'd burada çoğul olursa ba'duhum, ikil olursa ba'duhuma ve el ba'd birbirlerini anlamını verecektir. Efendim tehabbe yetehabbu bunun mastarı tahabbun şeklinde gelir. Kök harfleri ha, be, be'dir. Yani bu mudaaf bir fiildir. Tabi mezittir. Yok. Ba'duhumma el ba'da. Bazısını sever. Yani birbirlerini sever şeklinde ifade ediyoruz biz Türkçe'de. Bu yetehabben ifadesinde ikil kullanmamızın sebebi öznesinin ikil olmasından kaynaklanıyor. Çünkü öznesi ikildir. Onlar annelerini, babalarını ve doğdukları köyü seviyorlar. Burada üç şeyi seviyorum. Bir, anne. İki, baba. Üç, doğdukları köy. Efendim burada annelerini diyor. Çoğul gibi gelmiş. Ler eki var. Ama bunların annesi bir tane. Eğer ler ekini getirmeseydik biz annesini derdik. O zaman bir kişiden bahsediyor olurduk. Yani burada anneler diyoruz ama kastımız bu annenin çocuklarının ikili oluşu. Evet. Türkçeyi anlamışsınızdır. Efendim. Burada onlarla başlıyoruz. İki kişi olduğu için huma diyoruz. Özde bitti. Yükleme beyine geçerken efendim Hayriye ve Rabia'nın yaptıkları gibi önce seviyorlar diyoruz. Çünkü nesneyi fiilden sonra getireceğiz. Bu iki kişi onlar yani Hasan ve Ali müzekker oldukları için ve eylem bitmediği için geniş zamanlı yuhibbani diyoruz. Yuhibbani. Efendim seviyorlar. Onlar seviyor. Şimdi kimi sorusunu cevaplandıracağız.
Bir, annelerini ve babalarını ve doğdukları köy. Efendim, burada anne, baba ve doğdukları köy nesne olduğu için meful yapıyoruz. Mansup yapıyoruz. Yani tekilse bir kelime feth alıyoruz. Ummehuma diyoruz. Umme, umme. Evet. Efendim. Annelerine derken isim tanımlaması olduğu için zamir getiriyoruz. Eğer bu zamiri getirmeseydik el umme derdik. Evet İbrahim. El ummehuma ve ebahuma. Niye eba dedik burada? Efendim buradaki ebadaki elif ikillik eki değil. Eğer ikili olsaydı ebeveyhime derdik. Bu eba şeklinde söylenmemiz sebebi efendim beş isimler beş isimler vavla merfudur. Elifle mansuptur. Ye ile mecrurdur. O kural gereği ebahuma dedik. Peki. En önemlisi de doğdukları köyü. İnsan doğduğu yeri unutmaması lazım. Evet. Şimdi Alime, doğdukları köyü derken önce köyü söylememiz lazım. Köy, önce köy dememiz lazım. Daha sonra da bu doğdukları ifadesini köye sıfat yapmamız lazım. Peki, şimdi şöyle bir yanıt geldi. Vulidet, vulidet kariyetu gibi bir efendim mesaj geldi. Vulidet kariyetun bir köy doğdu, bir köy doğruldu anlamına gelir. Bir köy doğruldu. Köy doğmaz. Burada el kariye diyeceğiz öncelikle. El kariye. Daha sonra da onlar orada doğdu. Yani bu Hasan ile Ali orada doğdu diyeceğiz ve köye de sıfat yapacağız. Bunu yapabilmemiz için elleti getiriyoruz. Cümle biraz sonra kuracağım cümlenin başına. Elleti vulide fiha. Fiha efendim köye dönen bir zamir içeriyor bakınız. Vulide fiha. Çünkü köy doğan değil, içinde doğulan yerdir. Niye elleti getirdik? Peşinden gelen cümleyi marifi sıfat isme dönüştürmek için. Niye? Vulida şeklinde ikil çekimledik. Çünkü Hasan ve Ali'nin doğmasından bahsediyoruz. Niye vulide dedik de veleda demedik? Çünkü veleda deseydik doğurdular anlamına verirdi. Efendim bu cümlenin Arapçası huma yuhibbani ummahuma ve ebahuma vel karyetelleti vulide fiha dir. Vulidet karyetun asla söylenmemelidir. Çünkü köy doğdu anlamını verecektir. Hasan Ali uyanmadan önce işe gitmek istemedi. Bak işe gitmeyi istemedi. İstememe eyleme bitti. İstemedi. Yani geçmiş zamanlı. Ama işe gitmek bu istemek açısından bakarsanız bir de Ali uyanmadan önce ifadesine bakarsanız ne işe gitmek gerçekleşmiş ne de uyanmak. Yani istemedi ifadesini geçmiş zamanlı işe gitmek ve Ali'nin uyanması ifadesini ise geçmemiş zamanlı. Yani muzari kiple anlatmamız gerekiyor. Hasenon özne başa aldım. Harikasın İbrahim. Hasenon. Evet. Hayriye. İstemedi diyeceğiz şimdi. Çünkü işe gitmek ve Ali uyanmadan önce ifadesi bu istememenin nesnesi. Erade istedi. Ma erade istemedi. Şimdi biz ana ögeleri Hasan istemedi diye Arapçaya çevirdik. Hasenun ma erade. Tabii ki isterseniz ma erade Hasenun diye fiil cümlesi de yapabilirsiniz. İster isim cümlesi ister fiil cümlesi kurun. Ali uyanmadan önce
İşe gitmek. Pardon. Ali uyanmadan önce işe gitmek. Evet. Bu Ali uyanmadan önce işe gitmekle bağlantılı bir öge. Tamam. İstemedi. Bu da yüklememiz. Şimdi bizim burada asıl olanı önce, tamamlayıcı olanı sonra getirmemiz gerekiyor. Bak, her zaman yaklaşımımız bu. Efendim, önce işe gitmek diyeceğiz. Ama peki işe gidecek olan kim? Hasan. O zaman Hasan'a göre. En yethebe ilel ameli. Evet. En yethebe ilel amel işe gitmek istemedi. İşe ne zaman gitmek istemedi? Ali uyanmadan önce. Şimdi Ali uyanıyor diye bir cümle kuralım. Yesteyqizu Aliyun. Ali uyanıyor. Bunun başına en getireceğiz. Niçin? Çünkü daha öncesine kable getirmemiz gerekiyor. Hani bade en kable en vardı ya. Evet. Bu kable ve bade efendim muzaaftır. Peşinden muzaafın ileyh gelir. Muzaafın ileyh cümle değil isim olmalı. Eğer fiil cümlesi isim cümlesi geldiğinde gelirse o zaman en ile mastarlaştırılmalı. Efendim en muzari fiili nasb eder. Bunu artık biliyorsunuz. Şimdi kurmuş olduğumuz bu malzemeyi, oluşturduğumuz malzemeyi yukarıdaki cümleyle bağlantılı yani sırasına koyuyoruz. Cümlemiz bitiyor. Ve okuyorum. Hasenun ma erade en yethebe ilel ameli kable en yesteğize aliyyum. Ma erade'yi cümlenin başına alıp ma erade Hasenun en yethebe ilel ameli kable en yesteğize aliyyum şeklinde de söylenilebilir. Anlamında bir değişiklik olmaz. Peki Hasan'ın kardeşi okula gitmeden önce kahvaltıyı yaptı. Hasan'ın kardeşi burada özne. Yaptı yüklem. Kahvaltıyı neyi? Okula gitmeden önce ifadesi ise ne zaman yaptı? Sorusunun cevabıdır. Hasan'ın kardeşini önce ben mübdede yapıyorum. Hasan'ın kardeşi isim tanımlaması. Kardeş sözcüğü önce gelecek. Betül. Ehu Hasen'in. Ehu Hasen'in Hasan'ın kardeşi demek. Ehu Hasen'in. Hasan'ın kardeşi. Şimdi yaptı diyeceğiz. Yaptı Arapçada efendim Türkçedeki yaptının birçok kullanımı var. Ödev yaptı. Efendim temizlik yaptı, kahvaltı yaptı, banyo yaptı. Yani türlü türlü yapmak var ama Arapçada bu yapmaklar farklı şekillerde ifade edilir. Kahvaltıyla ilgili yapmak tenevvele fiilinin kullanımı yaygındır. Tenevvele ondan sonra da kahvaltı sözcüğünü getirirseniz kahvaltı yapmak anlamını verir. Eylem bittiği için tenevvele mazi fiilini kullandım. Tenevvele el fatura. Fethaladım fatur kelimesini çünkü nesne. Şimdi okula gitmeden önce. Şimdi okula gidiyor gibi bir ifade kullanacağım ve önüne de kable en getireceğim. Tamam da buradaki gitmek fiil ile ifade edeceksem buradaki fiili mazi kipte mi muzari kipte mi getirmem gerekiyor? Kable en evet ilel medreseti. Buradaki gitmek fiille ifade edilecekse Betül'ün de belirttiği gibi muzari fiille anlatılmalıdır. Tabi enden sonra muzari fiil geldiğini görüyorum. Dolayısıyla muzari fiili nasbetmem gerekti. Ehu Hasen'in tenevvelül fatura kablen yazhebe ilel medreseti.
Efendim, ehu hasen ifadesini isterseniz fiil cümlesine dönüştürür. Tenevvela ehu hasenin el fatura kabla en yethebe ilel medreseti şeklinde kurarsınız. Efendim, ben buradan gördüğüm kadarıyla ekranım size yansıyor. İbrahim. Tamam. Şimdi sonra kitaplarını çantasına koydu. Şimdi size soruyorum. Buradaki sonra Arapçadaki hangi sonra? Ba'de mi? Thumme mi? Sonra kitaplarını çantasına koydu. Hayır Betül, ba'de değil. Arkadaşlar, sonra ba'de kullanıldığında isim tanımlaması kurulur. Ali'den sonra, okuduktan sonra, yani den sonra. Ama sonra ümme efendim kullanıldığında efendim şöyle olur. Ali, sonra Hasan, sonra Zeynep sınıftan çıktı. Arkadaşlar, burada sonra kitaplarını diye bir isim tanımlaması yok. Burada sümme, bakınız, kahvaltısını yaptı, çantasına koydu. İşte araya sonra diyoruz. Sümme bir atıf harfidir. Bade atıf harfi değildir. Ne zaman sorusunun cevabıdır. Bade'yi kullandığımızda bir iki özel kullanımı var. Onun dışında isim tanımlamasında gelir. Bir şeyden sonra. Burada sonra dedik, evet. Şimdi kitaplarını çantasına koydu diye cümle kuracağız. Önce koydu diyeceğiz. Vada. Koydu. Sonra diğer tamamlayıcı ögeleri getireceğiz. Vada'a kutubehu. Sümme atıf harfidir. Evet Esengül. Vada'a kutubehu fi hakibetihi. Kitaplarını çantasına diyor. Bak, kitapları demiyor. Burada kitaplarını tanıma var. Çantaya demiyor. Çantası. Çantası diyor, bakınız. Çantası. Yani isim tanıması kuruyorum. Sümme vada'a kutubehu fi hakibeti. Sonra kitaplarını çantasına koydu. Koymak asıl öge. Peki, kapıyı açtı. Burada Türkçe'de virgülle ifade edilmiş ama biz Arapça'da vavla ifade edeceğiz. Ve kapıyı açtı. Önce açtı diyeceğiz. Fetaha, kapıyı, herhangi bir kapı değil. Kapıyı belli. Elbebe, kapıyı açtı. Ayakkabılarını temizledi. Ve diyeceğim. Ve. Virgül, Türkçe'de virgül diyor. Ama Arapça'da ve. Bakınız, bu virgüllerin yerine sonra diyebilirsiniz. Yani ve yerine sümme, sonra diyebilirsiniz. Ama bade diyemezsiniz. Eğer bade demek istiyorsanız sonrasında ifadesi, isim tanımlaması. Evet. Burada kapıyı açtı ve ayakkabılarını temizledi. Önce temizledi diyoruz. Eğer yıkadıysa gasele deriz. Eğer temizlediyse, çünkü İbrahim yıkadıktan sonra giyemez. Islak ıslak nasıl giysin? Nazzafe diyeceğiz. Nazzafe, temizledi. Evet. Nazzafe.
Bablarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Efendim, mesela nazufe derseniz temiz oldu efendim anlamını verecektir. Nazife, yunazifu tanzif. Nazif kelimesi ise temiz demek. Efendim, nezele indi demek. Nezele indi demek. Neyse, nazife ayakkabılarını, ayakkabıları diyerek, bakınız, ayakkabıları diyerek isim tanımlaması yapmışız. Ve nazzafe kelimesinin çoğulu ahziye. Ahziyetehu. Nazzafe ahziyetehu. Ayakkabılarını temizledi ve yola indi. Ha, Betül Nezele'yi oradan şey yapmış. Ve nezele ile tarik. Ve nezele ile tariki. Nezele ile tariki diyoruz. Yola indi. Yola indi. Peki şimdi Ali derse öğretmen sınıfa girmeden önce ulaştı. Ali derse öğretmen sınıfa girmeden önce ulaştı. Şimdi şurada sınıfa girmek. Bunu fiille anlatacaksam mazi mi kullanacağım, muzari mi? Ali ulaştığında öğretmen sınıfa girmiş miydi? İbrahim. Ali derse ulaştığında öğretmen sınıfa girmiş miydi? Girmemişti. Demek ki henüz eylem gerçekleşmemiş. Ulaştı. Mazi kip ama sınıfa girmek fiille anlatılacaksa muzari kip ile efendim karşılanmalıdır. Ali ile başlıyorum. Aliyun. Evet Rabia. Aliyun. Ulaştı. Harikasın. Vasale. Arapçada vasale genellikle ile kullanılır. Neye, nereye sorusunun cevabını efendim ila ile verir. Tamam. O zaman vasale ulaştı. Nereye ulaştı? Derse. İle dersi. Şimdi tek öge kaldı geriye. Öğretmen sınıfa girmeden önce. Kableyi kullanacağım. Ama kableden sonra cümle getireceksem önüne en koyacağım. Oradaki fiili ise Betül Muzari yapacağım. Çünkü sınıfa girme eylemi ulaştığında gerçekleşmemiş henüz. Muzari ki. O zaman önce bir öğretmen sınıfa giriyor. Yedhulu el müderrisu fissaffi. Öğretmen sınıfa giriyor diye bir cümle kurayım. Kurdum. Şimdi bunun önüne en getireyim. Tabii en gelir gelmez muzari mansub olur. Şimdi de bu cümlenin önüne şey müevvel mastar diyoruz. Bunun önüne kable getirelim. Elde ettiğim yapı yukarıdaki cümlenin çevirisidir. Aliyyun vasale ile dersi. Kable en yedhule el müderrisu fissaffi. Kable en yedhule el müderrisu fissaffi. Tabii ki kablen yedhul el müderrisu fissaffi ifadesini cümlenin en başına alabilir misiniz? Hani ben ne zaman ve niçin sorulanın cevabı, özellikle de uzun cevabı cümle başında Arapçada yaygın olarak kullanılır demiştim ya. Tabii ki söyleyebilirsiniz. Efendim. Ama biz şu an ne üzerinde duruyoruz? Efendim, fiilin tamamlayıcı ögelerini fiilden sonra getirelim diyoruz. Şu anki üzerinde durduğumuz nokta bu. Ali derse gecikmedi. Ali ile başlıyorum. Aliyyun. Özne bitti. Şimdi geri kalan ifadelerde asıl ögemiz hangisi? Gecikme fiili. Gecikme. Peki Arapçada gecikmek ne demek? Teahhara. Teahhara. Teahhara gecikti demek. Gecikti. Ama burada gecikmedi diyor. Tamam. Mazi ise bu. Önüne ma getiririm Ekrem gibi. Teahhara yerine ma teahhara derim. Fakat teahhara fiilinin özel bir kullanımı var. Neye sorusunun cevabını Ekrem an ile verir. Gecikti. Neye gecikti? Andan sonra zikredilir.
an et dersi. An et dersi. Teahhar an et dersi. Aliyun ma teahhar an et dersi. Ali derse gecikmedi. Efendim tabii ki isterseniz Ali'yi teahhara fiilinden sonraya getirerek ma teahhar aliyun an et dersi diyebilirsiniz. Taahhara'nın kök harfleri nelerdir sizce? Taahhara'nın kök harfleri sizce nedir? Harika Halime. Halime öğrendi bu işi. Hemze, ha ve ra'dır. Evet Hayriye. Efendim bu iki harf arttırılmış sülasi mezit bir fiildir. Hemze, ha ve ra kök harfleridir. Peki biraz uzun bir cümle. Şu bir cümleyi ayırabilirim. Hasan ise kahvaltıyı yaptıktan sonra eski bilgisayarını açtı. Efendim burada Hasan Özne açtı yüklem. Kahvaltıyı yaptıktan sonra ne zaman sorusu? Eski bilgisayarını ise neyi sorusu? Meful. Tamamlayıcı ögeler yani. Asıl ögelerimiz Hasan açtıdır. Efendim bir de ise ifadesi var. Emma fe'yi kullanacağım. O zaman şu ise'den önce hangi sözcük geçiyor? Hasan. O zaman emma ile başlıyorum. İse'den sonrakilerin başına fe getiriyorum. Yani önce emme diyorum dedim. Hasan dedim. Emme Hasan'ın. Şimdi fe deyip geri kalan yapıyı boşluğa dolduruyorum. Emme Hasan'ın fe. Şimdi geri kalan bu yapıda asıl öge hangisi? Açtı. Açtı. Çünkü iki tane öge var burada. Tamamlayıcı. Önce açtı diyorum. Sonra öteki ögeleri getiriyorum. Fetaha. Peki. Niye açtı? Ne zaman açtı sorularını? Cevaplandıralım. El eski bilgisayar. Eski bilgisayarını diyoruz. Buradaki ı ekiyle biz isim tamlaması olduğunu anlıyoruz. Bilgisayarını. Eski ise bilgisayarın sıfatı. İsim tanımlamasında bilgisayarı derken zamire birleştiriyorum ya bilgisayarı. Marifeleşiyor. O zaman sıfat da marife olacaktır. Hasup bilgisayar demek. Hasubehu bilgisayarını demek. Peki kadim sıfatını getireceğim. Eski olan bilgisayar. Bilgisayar mansup olmuş. O zaman sıfatını da mansup yapıyorum. Hasub marifedir. O zaman bunu da marife yapıyorum. Fetaha hasubehul kadime. Eski bilgisayarını açtı. Ne zaman açtı? Kahvaltıyı yaptıktan sonra. Şimdi size sorayım. Bilgisayarı açtığında kahvaltı yapılmış mı idi? Yoksa daha yapılmamış mıydı? Yani kahvaltıyı yapmak bilgisayarı açarken ki efendim bitmiş bir eylem mi? Bitmemiş bir eylem. Bitmiş bir eylem. O zaman mazi kip kullanacağım. Ama kahvaltıyı yapmadan önce deseydim kahvaltı yapılmamış. Eylem bitmemiş. Muzari kullanırdım. Burada kahvaltıyı yaptıktan sonra diyor. Önce kahvaltıyı yaptı diyelim. Tenevvelül fatura. Daha sonra bunu mastarlaştıralım hen ile. Daha sonra da bade kelimesini getirelim. Baden tenevvelül fatura. Efendim Hayriye buradaki tenevvele yaptı. İşte kahvaltı yapmak. İfadesinde nesnesini direkt alır. Harfi cerre ihtiyaç yok. Yani tenevveleden sonra faturdan önce harfi cer getirmiyoruz. Fetaha hasubehul kadime baden tenevvelel fatura.
en tenevelel fatura. Fatur. Burada ta uzun. Fatur. Kendisine gönderilen mesajları okudu. Burada asıl olan okumak. Karae. Okudu. Peki kendisine gönderilen mesajları bu da sadece tek bir nesne. Burada kendisine gönderilen ifadesi mesajların sıfatı. Kendisine gönderilen mesajlar. Buradaki mesajların marife olduğunu biliyoruz. Yapıdan Türkçe'de. Ha evet, şu yukarıdaki cümleyi de birleştirelim. Boşluğa birleştirdik. Emma hasenun fe fetaha hasubehul kadime ba'den tenevveler fatura. Evet. Şimdi mesajları okudu diyeceğiz. Kendisine gönderilen mesajların sıfatı. Kara'e er-resaile. Kara'e er-resaile. Şimdi burada kendisine gönderilen ifadesi mesajların sıfatı. Soruyorum size, burada gönderilme işlemi, eylemi tamamlanmış mı? Bitmiş mi? Yani ben mazi kip mi kullanacağım, muzari kip mi? Bitmiş. Tamam, o zaman mazi kip kullanacağım. Kendisine gönderilen, peki ona gönderildi diye bir cümle kursam, ona gönderildi. Ursile ileyhi. Ursile ileyhi kendisine gönderildi demek. Bu cümlenin efendim başına ellezi getirirsem, kendisine gönderildi cümlesinin başına ellezi getirirsem kendisine gönderilen olur. Şimdi ben bu kendisine gönderilen ifadesini mektuplara sıfat yapacağım. Ama mektuplara sıfat yapacaksan burada bir problem var. Ellezi diyorum. Ellezi tekil müzekker için kullanılır. Ama mektuplardan bahsediyorum. Akılsız çoğul ismi. O zaman elleti demem gerekiyor. Elleti. Urs ile gönderildi demek. Madem gönderilen çok mektup, ona uygun bir şekilde fiili de müennes olarak çekimlemem gerekiyor. Kendisine gönderilen. Şimdi bunu marif olan er-resail kelimesine sıfat yapıyorum. Peşinden getiriyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Karar resail elleti ursilet ileyhi. Şimdi ursile fiilinin niye meçhul çatılı yaptım? Türkçe'de de gönderilen diyorsun. Peki niye müennes çekilmedim? Çünkü gönderilenler akılsız çoğul ismi. Peki kara fiilini niye mazi yaptım? Çünkü bitmiş bir eylem. Peki niye müennes yapmadım? Çünkü öznesi Hasan. Bilgisayarını kapattıktan sonra evden çıktı. Buradaki asıl öge çıktı. İki tane tamamlayıcı eleman var. Öge var. Bir, evden, nereden? Bir de ne zaman sorusunun cevabı. Ne zaman sorusunun cevabını verirken bilgisayarını kapattı ifadesini efendim düşünmem lazım. Eylem bitti mi, bitmedi mi? Yani çıkarken, bu adam çıkarken bilgisayar kapalı halde mi, açık halde mi? Kapalı. O zaman mazi kip kullanacağım. Bunun çevirisini çıktıdan başlıyorum. Karece. Minel beyti. Evet Betül. Karece minel beyt. Karece minel beyt. Evden çıktı. Şimdi ne zaman sorusunun cevabını veriyorum. Kade'en eğleka hasubehu. Kade'en eğleka hasubehu. Buradaki hasub kelimesini fethaladım. Çünkü eğlakanın nesnesi. Eğlaka fiilini mazi kipte getirdim. Çünkü bitmiş eylem.
Efendim burada en getirdim mastarlaştırmak için. Çünkü peşinden fiil cümlesi gelmiş. Efendim badeden sonra isim gelmelidir. Cümleyi ben en ile isimleştirmiş oldum. Mastarlaştırmış oldum. Minel beyt ve ba'den eğleke hasubehu iki tane tamamlayıcı ögedir. Bu yüzden harice fiilinden sonra zikrettim. Peki. Hasan çıkmak için kapıyı açınca komşusunu gördü. Görme eylemi gerçekleşti mi? Evet. Peki kapıyı açma eylemi gerçekleşti mi? Evet. Peki çıkmak için kapıyı açınca derken buradaki çıkmak kapıyı hani kapıyı açma sebebi ya, niçin kapıyı açıyoruz? Çıkmak için. Çıkma kapıyı açma eylemine göre gerçekleşmiş miydi? Hayır. Bak, niçin sorusunun cevabı fiil olarak gelirse efendim yani bir eylemi gerçekleştirmek için efendim muzarik iple gelmesi lazım. Mesela başarılı olmak için çalıştı. Çalışırken başarılı mıydı? Hayır. Daha sonra başarılı olacak. Mesela yemek için lokantaya gitti. Eğer yemeği yemiş olsaydı lokantaya gitmezdi ki. Ama şunu düşünün. Mesela babası öldüğü için ağlıyor dersek babası önce ölmüş. Ölüm bitmiş mesela. Allah rahmet eylesin. O da ağlıyor. İşte çocuk düşmesin diye koştu. Mesela düşmesin diye koştu. Çocuk düştü mü? Yok, muzarik iple kullanıyorum. Efendim, buradaki ana ögelerimiz Hasan gördü. Hasan'ın sözde bitti. Gördü. Evet. Şimdi çıkmak için kapıyı açınca ve komşusunu iki tane öge var. Önce komşusunu meful bir ögesini getiriyoruz. Daha sonra da ne zaman sorusunu cevaplandırıyoruz. Car komşu demek. Carahu komşusunu demek. Hasenun Râcârehu. Hasan komşusunu gördü. Şimdi tek bir sorunun cevabı kaldı. Ne zaman gördü? Çıkmak için kapıyı açınca. Efendim, çıkmak için kapıyı açtı diye bir cümle kuracağım. Sonra da bunu zarflaştıracağım. Evet. Açtı. Fetaha. Kapıyı elbebe. Fetahalbebe. Kapıyı açtı. Niçin? Li yahruce. Yahruce. Çıkmak için kapıyı açtı. Bu cümlenin başına indema getirirsem yukarıdaki cümleyi tercüme etmiş olurum. Hasenun racarahu indema fetahalbebe li yahruce. Çıkmak için kapıyı açınca komşusunu gördü. Şimdi Hayriye çok güzel bir cümle tercüme etti. Efendim ama buradaki cümlenin anlamı değil. Hasenun racarahu li en yahruce. Efendim bunun anlamı li en yahruce var ya çıkmak için. Evet. Hasan çıkmak için komşusunu gördü. Bu cümlenin anlamı budur. Hasenun racarahu niye yahruce? Çıkmak için. Çıkmak için gördü.
Yok yok. Yani kurulu cümlenin anlamını efendim ben vermeye çalışıyorum. Yani bu doğru bir cümle. Fakat kastettiğimiz anlam Hasan çıkmak için kapıyı açınca komşusunu gördü değil. Peki biz istediğimiz cümleyi tercüme ettik. Burada çıkmak için kapıyı açınca ifadesinin zarf cümlesi olduğunu, Arapçada bunun efendim fetahal bebe liyahruca'nın önüne indema getirilmek suretiyle ifade edildiğini belirttik. Hasan gülümseyerek komşusuna selam verdi. Hasan gülümseyerek komşusuna selam verdi. Hasan özne selam verdi yüklem. Komşusuna kime sorusunun gülümseyerek ise nasıl sorusunun cevabıdır. Efendim bu cümleyi tercüme edelim. Daha sonra ona günaydın dedi diyelim. Hasan'la başlıyorum. Hasan'ın. Peki. Evet. Hemen Ekrem'in de yazdığı gibi selleme alayı da peşinden getiriyorum. Hasan selam verdi. Şimdi kime selam verdi? Nasıl selam verdi? Niçin selam verdi? Nerede? Ne zaman selam verdi? Bu soruların cevabını getireceğim. Evet. Komşusuna ala carihi. Evet. Ala carihi. Mecrur ya. Ala'dan sonra gelen. Evet. Ala carihi. Gülümseyerek. Gülümseyerek. Bunu efendim bir tebessüm kelimesini mansup yaparak söyleyeceğim. Tebessüm olmaz. Müptesimen. 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 Müptesimen yerine gülümsüyor. Yeptesimu. Fiilini de koysak aynı anlamı verir. Hasan'ın selleme aleyha carihi müptesimen. Ya da yeptesimu. Efendim istersek müptesim kelimesini isim cümlesine çeviririm. Bir sözcüğü isim cümlesine çevirmek için önüne zamir getirmek yeterli. O zaman isim cümlesi huve müptesim olur. Huve müptesim isim cümlesinin hal olabilmesi için başına vav getirmem yeterli. Aynı durum yeptesim için de geçerli. Yeptesimunun önüne zamir huveyi getirirsem isim cümlesine dönüşür. Ve isim cümlesini hal ögesine dönüştürmek önüne vav getirmek kadar kolaydır. Ben burada dört tane cümle kurdum. Daha doğrusu asıl ögeler aynı. Hal ögesi dört farklı şekilde gelebildi. Anlamlarında bir değişiklik yok. Dördünü ayrı ayrı okuyorum. Hasenun, tabii ki Hasen sellemeden sonra getirilebilir ve selleme Hasenun da denilebilir. Hasenun selleme ala carihi müptesimen. Bir. Hasenun selleme ala carihi yeptesimu. İki. Hasenun selleme ala carihi ve huve müptesimun. Üç. Ve sonuncusu. Hasenun sellem ala carihi ve huve yeptesimu. Yukarıdaki cümleleri tercüme ettik. Burada eğer ala kullanılmayacak olursa bu durumda selleme fiili teslim etti anlamını verir. Peki ona günaydın dedi. Efendim gale fiili dedi anlamına gelir. Kime dedi sorusunun cevabını li ile kullanırız. Tabi li ifadesi zamire bitiştiğinde le diye okunur. Lehu. Kale lehu. Ona dedi. Ne dedi? Sabahul hayır. Günaydın dedi. Ya da eğer bu Türkiye'de meydana gelmiş bir olaysa Kale lehu günaydın. Hani aktarma sözü olduğu gibi de söyleyebiliriz. Kale lehu günaydın.
Tabii günaydının Arapçasını da söyleyerek Gale lehu sabahul hayr diyebiliriz. Bakınız burada Gale'den sonra kime dedi sorusunun cevabı Li ile geliyor. Hasan'ın yeni arabası evin önünde değil idi. Değildi. Bu cümleyi tercüme edebilmemiz için çokça şeyi bilmemiz gerekiyor. Neyi? Hasan'ın arabası isim tanımlaması bunu. Yeni araba sıfat tanımlaması bunu. Hasan'ın yeni arabası sıfatlı isim tanımlaması. Efendim bir cümle nasıl kurulur? Sonra değil ile nasıl olumsuz yapılır ve idi ile nasıl geçmiş zamana dönüştürülür? Şimdi Betül. Leyse değil demek. Geçmiş zamana çevirmek için leyseyi kullanmıyoruz. Kâne'yi olumsuz yaparsak değil de anlamını verir. Leyse değil anlamı katıyor. Ama mantığın güzel. Yani leyse değilse, kâne idi ise o zaman kâne leyse değildi. Fakat daha kolayı makânedir. Evet. Seyyara, araba demek. Efendim önce Hasan'ın yeni arabası diyeceğim. Harsan'ın yeni arabası derken Ekrem'in de yaptığı gibi bir sıralamaya tabi tutacağım. Seyyaratu Hasen'in. Seyyaratu Hasen'in. Niye Hasen'in dedim? Çünkü muzafireliği. El cedidetu. Niye el cedidetu diyorum? El cedidetu. Çünkü buradaki seyyara marifedir. Sana muzaf olduğu için marifedir. Ve müennes olduğu için el cedide kelimesini kullanıyorum. Seyyara merfu. Yani dammeli burada bak. O yüzden el cedide kelimesini de merfu yapıyorum. Bitti. Hasan'ın yeni arabası dedim. Önce isim tanımlamasının elemanlarını bitirdim. Sonra da sıfatları sıraladım. Seyyaratu Hasen'in el cedidetu. Evet. Şimdi emamel beyti. Araya betül fi getirmiyoruz. Çünkü ememe gibi zarfların zaten fi anlamı var. Ememe önünde demek. O yüzden fi'yi kullanmıyoruz. Direkt emamel beyti diyoruz. Mevcut cümlemizin anlamı Hasan'ın yeni arabası evin önünde. Şimdi neyse getirirsek bu cümlenin başına tabii leyset olur. Önünde değil. Değil. Ama bir de geçmiş zamanı çevireceğiz. O zaman peki bu cümleyi nasıl geçmiş zamanı çeviririz? Kâne ile. Kânet Seyyaratu Hasen'in el cedidetu Emamel Bey. Peki bu kâneli cümleyi o zaman nasıl olumsuz yapacağız? Mazileri nasıl olumsuz yaparız? Aile. Evet Betül. Hatta şunu söyleyeyim. Sadece Emamel ile ilgili değil. Zarflar fi anlamı taşırlar. Bu yüzden önlerine fi getirmeyiz. Emame, halfe, tahte, evka, ba'de, gable. Bak önce, sonra. Bunlardan önce fi getirmiyoruz. Çünkü bunlar zarftır. Ve zarfı zarf yapan önünde fi olmadığı halde fi anlamı taşımasıdır. Eğer fi anlamı taşımıyorsa zarf olmaz. Buradaki fi ile kastedilen bulunma anlamı. İçinde, üstünde, efendim yani bir yer ya da zamanda bulunma. Tabi bu fiil içinde bulunma anlamı verir.
bir yer, zamanda bulunma. O yüzden fi getirmiyoruz. Ma kânet seyyaratu Hasan'ın el cedîdetu emâme beyti. Hasan'ın yeni arabası evin önünde değildi. Arabasının çalındığını sandı. Önce arabası çalındı diyebilmeniz, sonra da zannenin çift nesnesi yerine koyabilmeniz gerekiyor. Önce arabası çalındı diyeceğiz. Ama isim cümlesi olarak. Niçin isim cümlesi? Çünkü sandı, zanne. Efendim, kendisine isim cümlesini çift nesne olarak alır, kullanır. O zaman arabası çalındı diyelim. Seyyara tuhu surikat. Feraga çaldı, surika çalındı demek. Seyyara tuhu surikat. Arabası çalındı demek. Şimdi etül buraya ellezi gelmez. Efendim, nereyi yazıyordunuz ben anlamadım ama tamam, herhalde yazmışsınızdır. Efendim, arabası çalındığı, ben şimdi zannenin nesnesine dönüştüreceğim. Eğer nesnesine dönüştürmek istiyorsam buradaki seyyara var ya, evet, onu merfu değil mansup yapacağım. Seyyaretehu birinci nesne, surikat ikinci nesne oluyor. Peki ikincisine niye müdahale edemiyorum? Çünkü C'ler dış müdahaleye kapalıdır. Mahallen irab edilir. Evet. Zanne Hasenun. Burada Hasan'ı söylemesek de olur. Daha önceki cümlelerde. Zanne Hasenun seyyaretehu surikat. Fakat şunu da söylemiştik. Zannenin bu çift nesnesi müevvel masdar olarak gelebilir. Yani seyyaretehu surikat ifadesinin önüne enne getirebiliriz. Niye en getirmedik, enne getirdik? Çünkü isim cümlesini en ile değil, enne ile, isim cümlesini enne ile masarlaştırırız. En fiil cümlesini enne, isim cümlesini masarlaştırır. Ve zannenin çift nesnesi müevvel masar olarak rahatlıkla gelir. Ellezi kullanmıyoruz. Efendim. Mesela şöyle deseydik, arabası çalınan deseydik ellezi kullanırdı. Arabası çalınan Hasan ağladı. İşte beke Hasan ellezi surika seyyaratuhu. Hasan arabasını evin arkasında bıraktığını unuttu. Pardon. Hasan, ben ses tonunu uygun yapamadım. Hasan arabasını evin arkasında bıraktığını unuttu. Yani burada Hasan özne, unuttu, yüklem, arabasını evin arkasında bıraktığını ifadesi ise neyi unuttu sorusunun cevabı. Şimdi bak, mastar harfleri en, enne ile elde edilen cümleye müevvel mastar denir. Etül, en çok şuna dikkat et. Müevvel mastar nitelik bildirmez. Nitelik bildirmez yani. İşte sıfat özelliği taşımaz. Mesela Ali'nin Ankara'ya gitmesi, gidişi, hatta gittiğini gibi bir şeyler söyleyeyim.
Arkadaşlar bunlar nitelik bildiriyor mu? Ali'nin Ankara'ya gitmesi, gidişi, gittiğini. Bunlar nitelik bildiriyor mu? Hayır. Ama şuna bak. Ankara'ya giden efendim Ankara'ya giden Ankara'da ölen Ankara'yı seven işte pişmiş efendim sulanmamış. Şimdi bu gibi ifadeleri efendim bunlar nitelik bildirir mi bildirmez mi? Ankara'ya giden. Bunu sıfat olarak kullanabilir misin? Bir nitelik bildiriyor mu bu yapı? Bildiriyor. Nitelik bildirir. İsmi mevsuller nitelik bildirir. Sıfat özelliği taşır. Mesela sana selam veren benim hocam. Soruyorum. Burada sana selam veren ifadesi mastarlaşmış bir yap. O arabasını evin arkasında bıraktı. Peki o arabasını evin arkasında bıraktı. Bıraktığını ifadesini Arapçaya tercüme ederken bu ifadeyi mastarlaştıracak mıyız? Yoksa ismi mevsul kullanıp nitelik bildir hale mi getireceğiz? Yani ellediği mi kullanacağız? Ellediği gibi ismi mevsul mu kullanacağız? Yoksa enne gibi efendim mastar harfi mi kullanacağız? Efendim, mastarlaştıracağız. Çünkü bu yapı, yani arabasını evin arkasında bıraktığı efendim, yapısı nitelik bildiren bir yapı değil. Ana ögemiz Hasan. Hasan. Yüklemimiz unuttu. Nesiye. Nesiye unuttu. Şimdi ne yapacağım ben buraya? O huve arabasını evin arkasında bıraktı. Ereke seyyara tehu halfel beyti. Evet. Huve tereke seyyara tehu halfel beyt. O arabasını evin arkasında unuttu. Bıraktı, pardon. Bıraktı. Bu cümleyi ben şimdi nesiye fiilinin nesnesine dönüştüreceğim. İsim cümlesini enne ile nesneye dönüştürüyorum. Burada huve zamiri hu'ya dönüşüyor. Çünkü enneye bitişen zamirler bitişik nasb zamirleridir. Huve ise ayrık ref zamiridir. Efendim, tereke fiilinin evet öznesi gizlidir. Hasan'ın nesi ennehu tereke seyyaratehu halfel beyt. Aynı mantığı aşağıda da yapacağım. Bir süre sonra Hasan. Bu bir süre sonrayı önce de söyleyebilirim sonra da. Bade müddetin bademiddetin bir süre sonra demek. Ya da bade vaktin bir süre sonra demek. Hasenun tezekkara. Nesiye unuttu demek. Tezekkara hatırladı demek. Arabasını dün evin arkasına bıraktığını. Ennehu tereke seyyaratehu. Emsi
Halfel Bey'di. O arabasını dün evin arkasına bıraktı. Cümlesinin önüne enne getirip tezekkeranın nesnesine çevirdiğimizde Hasan arabasını dün evin arkasına bıraktığını hatırladı, anlamını verecektir. Ba'de müddetin tezekkere Hasan'ın ennehu tereke seyyaratahu ems halfel beyt. Buradaki Hasan kelimesini tabii ki tezekkereden önce ya da sonra söylemek size kalmış. Ama hani baştan itibaren isim cümlesini önceliyorum ben. Hasan arabasının kapısını açtı. İsim cümlesi kuracaksam Hasan'ın Fetaha Bebe Es-Seyyareti. Hasan'ın Fetaha Bebe Seyyareti. Ya da Fetaha Hasan'ın Bebe Seyyareti. Arabanın kapısını açtı. Ve arabasını sürmeye başladı. Başladı. Başlama fiili kullanacaksam önce isim cümlesi kuruyorum. Huve yesuku seyyaretehu. O arabasını sürüyor. Şimdi bunun başına şera'a, ahaze, efendim, kame, ceale gibi başlama fiillerinden birini getiriyorum. Ve buradaki huve'yi de siliyorum. Daha doğrusu silmiyorum. Bu ceale, kame, ahaze, şera'a fiillerin içine sokuyorum. Evet. Şimdi cehalenin içerisinde örneğin cehalede gizli bir zamir var. Hani fiilden sonra gelen zamirler fiilin içine girer. Yani çekimlenir ya. Evet. Bu işlem oldu burada. Uzun bir süre sonra az önce bade vaktin ya da bade müddetin demiştik. Şimdi ve o zaman neydi? Bir süre sonra idi. Şimdi uzun bir süre. Uzun sıfatını getiriyoruz. Vakit kelimesinden sonra tavilin ya da mütte kelimesinden sonra taviletin diyoruz. Tamam, uzun bir süre sonra arabasıyla işine ulaştı. Evet. Burada tavil kelimesine dikkat edin. Mecrur yapıyorum. Çünkü vakt ve mütte kelimeleri mecrur. Sıfatı da ona uyar. Vasale doğru. İle işine. Amelihi işine. Arabasıyla. Bi seyyaratihi. Arabası. Bak. İsim kavramı. Arabasıyla bi seyyaratihi. İlk günden beri vurgulamaya çalıştığım şey neyi? Betül. Betül'e böyle bir soru sorsam, hocam Türkçe cümleyi iyi anlayın demeniz. Yani en çok üzerinde durduğunuz hususlardan bir tanesi. Evet. Kendi dilimizi, efendim, kendi isim cümlesinin, fiil cümlesinin, yani Türkçe cümlenin yapısını anlamamız, onları ögelere ayırt etmemiz yeni bir dil öğrenmek için en temel husus. Eğer Türkçeyi işte biliyorsak kabaca ana ögeleri, sıfat tanımlaması, isim tanımlaması filan ikinci bir dili arkadaşlar rahatlıkla öğrenebiliriz. Yani şu 2 yılda öğreneceğimizi eğer siz bu Türkçe cümle yapısını bilseniz 6 ayda öğrenirsiniz. Yani bakınız 3 kat fazla vakit harcıyorsunuz. Ali akşamdan önce eve döndü. Aliyun döndü. Ade ya da Alime'nin söylediği gibi reca. İlel beyti. Eve mese kablel mesai. Bakınız akşamdan önce derken kablenin önüne fi'yi getirmiyoruz. Çünkü gable bir zarftır. Fi anlamını zaten taşır. Efendim, ade aleyyun ilel beyt kablel mesai.
şeklinde de söylenler bilir. Tamam. Hasan ise akşamdan sonra eve ulaştı. Hasan ise akşamdan sonra eve ulaştı. Hasan ise. Emme Hasan'ın diyorum. Daha sonra da F getirip akşamdan sonra eve ulaştı diyeceğim. Önce ulaştı diyorum. Vasale ilel beyti ba'del mesai. Emme Hasan'ın fevasale ilel beyti ba'del mesai. Peki. Şimdi son cümlelerimize yaklaşıyoruz. Hasan ve Ali akşam yemeğinden sonra salonda bir film izlediler. Bakınız aralarda duruyorum ya ben. O duraklar ögeleri gösteriyor. Mümkün olduğunca bunu yapmaya çalıştım. Hasan ve Ali'yon yapıyorum. Hasan ve Ali'yon özne beyi izlediler. Şehede izlediler. Şimdi bir film salonda akşam yemeğinden sonra ögelerini sıralıyorum. Hasan ve Ali'yon şehede filmen fissaleti salonda adel aşe'yi akşam yemeği ba'del aşe'yi. Şimdi bakınız ba'de ben önce fi getirmiyorum. Çünkü ba'de zarftır. Fi anlamı taşır. Ama salon zarf değil. O yüzden onun önüne fi getirdim. Hasan ve Ali şahede filmen fi salati ba'del aşa'i. Onlar tabakları yıkamadılar. Huma onlar yıkamadılar. Şimdi gasele dersem yıkadılar. Ma gasele yıkamadılar. Neyi? El atbaka tabakları ya da el evaniye bulaşıkları. Ma gasele. Evet. Mutfağı temizlemediler. Ve şimdi nazzafe temizledi. Nazzafe iki. El matbaha nesne. Nazzafeyi ma ile olumsuz yapıyor. Ve me nazzafe el matbaha. Mutfağı temizlemediler. Çünkü onlar yorgundu. Şimdi onlar yorgun diyeceğim. Hum. İki kişi olduğu için huma diyorum. Mut'ab, yorgun demek. İkili olunca mut'abeni. Onlar yorgun. Bunun efendim bu cümlenin önüne kâne getirirsem geçmiş zamanı rahatlıkla tercüme edebilirim. Ama bu huma fiilin içine girecek. Mut'aben kelimesi de kânenin yüklemi olduğu için mansup olacak. Yani kâne mut'abeyni dememiz gerekiyor. Kâne mut'abeyni yorgundular demek. Fakat ben burada çünkü onlar yorgundu demek istiyorum. O zaman li'enne kullanacağım. Li'enne. Fakat innen kardeşlerindendir. Li'enne. İnne enne leyte lealle kâne. Yani ne özelliği var onların? İsim cümlesinin önüne gelir. Peki kâne mut'abeyni bunu nasıl isim cümlesine dönüştürürüm? Başına zamiri getirirsem otomatikman isim cümlesi olur. O zaman li'enne'den sonra da bu zamiri birleştiriyor, nasb zamirine dönüştürüyor. Li'ennehuma kâne mut'abeyni diyorum. Filmi izledikten sonra derin bir şekilde uyudular. Buradaki derin bir şekilde uyumanın nasıl olduğunu gösterir. Derin bir uyku uyudular. Efendim meful mutlak ögesidir. Hayır, betül hal ögesi değil. Yani uyur film izledikten sonra onların uyurkenki hali değil bu. Yani derin bir şekilde uyudular. Burada derin bir şekilde uyumanın nasıl olduğudur. Yoksa uyurken Hasan ve Ali'nin hali değil. Meful mutlakı. Efendim neme uyudu demek.
amikan, derin bir uyku demek. Şimdi bunu ikili yapacağım. Amikan. Peki ne zaman? Filmi izledikten sonra. Peki film izlenmiş miydi uyuduklarında? Evet. O zaman mazi kullanacağım. Ba'den şahedel filme. Az önce filmen demiştik ya, evet, nekre yapmıştım ama ikinci kere filmden bahsedince Türkçe'de de filmi diyoruz. Bak, bir film demiyor. O bahsettiği film anlamında marifeleşiyor. Biz de el takılı zikrediyoruz. Nâme nevmen amîkan ba'den şâhedel filme. Film izledikten sonra derin bir uyku uyudular. Derin bir şekilde uyudular. Efendim, kısaca siz harekelediyseniz kendinizi sınayın. Yani şu yazdıklarımı harekelemeye çalışın. Eğer zihninizden söylediğim gibi harekelendirdiyseniz bu harekelendirmeyi bildiğiniz anlamına gelir. İlk sözcükten başlıyorum. İttasale. İttasale arkadaşlar iftiale vezindedir. Yani ihtiyar babından. Bunun kök harfleri nelerdir sizce? Bunun kök harfleri nelerdir? Harika. Vav, sat ve lamdır. Vav, sat ve lamdır. Peki. İştaka. Arkadaşlar çok ilginçtir. Bu da ihtiyar babından iftihale vezindedir. İştaka. Bunun kök harfleri ise Çin, Vav ve Kaf'tır. Çin, Vav ve Kaf'tır. İhtare'ye gelince bu da iftihale vezninde olup kök harfleri H, Y ve Ra'dır. Ha, ye ve ra'dır. Hayır kelimesinden üretiliyor. İttasele bağlantılı, ilintili olmak, irtibat kurmak, iştiaka özlemek, ihtara seçmek anlamını verir. Peki, irtet de vazgeçti, döndü. Bunun da vezni iftialedir. Çok ilginç. Hep ihtiyar babından örnek vermişiz. Bunun kök harfleri ise R, D, D'dir. İhtiyar babından. İbrahim, iyisin. Peşinden gelen itmaenle'dir. Betül'ün de okuduğu gibi. Efendim bunun vezni if'alelle şeklindedir. Ve kök harfleri, evet bekliyorum. Ta, mim, hemze ve nundur. Ta, mim, hemze ve nun. Evet, doğru cevap gelmedi bak bu sefer. Efendim, bu rubai mezit bir fiil. Mahenne. Ta, mim, hemze ve nun kök harfleridir. Peki, mutmain oldu, yatıştı, rahatladı demektir. İssakale diye bir yapı koymuşuz biz. Kur'an-ı Kerim'de var. İssakaltum diyor mesela. Efendim, İssakale. Arkadaşlar, bunun efendim vezninin tefaale olduğunu ve buradaki H'nin S'ye dönüşüp S'nin şeddelendiğini belirteyim. Buradaki kök harfleri S, Kaf ve Lam'dır. Bununla söylemek istediğim şey şu. Lütfen bablardan, vezinlerden bahsettiğimiz efendim
bu mezitlerden falan. Ünitelere çalışın. Yani bir tane vezin efendim, bir tane işte kök harflerini bulun şeklinde birer soru kesin gelir. Efendim. Peki şunları da söyleyelim. İhmarra. Evet. Tabii burada hareketsiz okuyabilmek aslında mesele. Mesela ben buraya ra'yı şeddeledim. Ra olmadan da bunu okuyabilmemiz gerekiyor normalde. İhmarra kırmızı oldu, kızardı, kıpkırmızı oldu anlamında hamim ve ra kök harflerinden oluşan ve evet ifalle vezinde iki harf artırılmış sürasi mezit bir fiildir. Peki ihmara kıpkırmızı oldu anlamında bu ise ifalle vezinde yine hamim ve ra kök harfleri taşıyan bir fiil. Mübalağa bildiren bir fiil. Hem ihmarra hem de ihmarra. Tabi burada örnek verdiklerimin muzarileri, emirleri, mastarları, ismi fail ve ismi mefulleri de var. Peki en son olarak hicilev vezenin kök harfi ki hızlandı demek ne olabilir? Efendim bunun veznini bilmem lazım. İfavvele. İfavvele ise celeze harflerinden oluşuyor. Arkadaşlar yaz dönemi kursu inşallah hayırlara vesile olacak bir şekilde biter. Sınavda başarılar diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplandırmaya çalışıyorum. Büyük bir ihtimalle soru ve süre aynı olur. Bu son dersimizdi. Bir kusurumuz, bir hatamız varsa affola. Canımız sağ olsun. Sınav ne gün olur? Büyük bir ihtimalle yani cumadan sonra her an olabilir. Henüz bize bilgi gelmedi. Ben sisteme baktım. Sınav şeyi açılmamış. Tarihi belirli değil. İstifade ettiğinizi umuyorum inşallah. Arkadaşlar böyle bırakmayın. Ben çok tekrarladım. Herkes efendim benim gibi tekrarlamaz. Evet çok sabrettim. Herkes sabretmez. Yazarak çalışmanızı ve burada kurduğumuz cümleleri taklit etmenizi efendim tavsiye ederim. Beni YouTube'da efendim her zaman izleyebilirsiniz. 1200 küsür video var. Daha da inşallah çoğalacaktır. Allah muvaffak kılsın inşallah. Çok istifade edeceksinizdir. Peki ayrılıklar zor olur. Efendim inşallah sınavdan geçer çeker gidersiniz. Ama nasip olursa tabii bir yerlerde karşılaşabiliriz. Yani tekrar görüşmeyelim. İfadesini sınavdan geçin anlamında temenni ediyorum. Yoksa uğrarsanız çay ikram ederiz.
Efendim karşılaşırsak yolda çayınızı içeriz. Efendim çay mübarek bir içecek. İnşallah. Peki hoşça kalın. Fi emanillah ma'a İnşallah. Affola. Canımız sağ olsun. Sınav ne gün olur? Büyük bir ihtimalle yani cumadan sonra her an olabilir. Henüz bize bilgi gelmedi. Ben sisteme baktım. Sınav şeyi açılmamış. Tarihi belirli değil. İstifade ettiğinizi umuyorum inşallah. Arkadaşlar böyle bırakmayın. Ben çok tekrarladım. Herkes efendim benim gibi tekrarlamaz. Evet çok sabrettim. Herkes sabretmez. Yazarak çalışmanızı ve burada kurduğumuz cümleleri taklit etmenizi efendim tavsiye ederim. Beni YouTube'da efendim her zaman izleyebilirsiniz. 1200 küsür video var. Daha da inşallah çoğalacaktır. Allah muvaffak kılsın inşallah. Çok istifade edeceksinizdir. Peki ayrılıklar zor olur. Efendim inşallah sınavdan geçer çeker gidersiniz. Ama nasip olursa tabii bir yerlerde karşılaşabiliriz. Yani tekrar görüşmeyelim ifadesini sınavdan geçin anlamında temenni ediyorum. Yoksa uğrarsanız çay ikram ederiz. Efendim karşılaşırsak yolda çayınızı içeriz. Efendim çay mübarek bir içecek. İnşallah. Peki hoşça kalın. Fi emanillah ma'a selamet. İnşallah.